İstanbul'da oynama vaktin geldi. İnşallah İbrahim Yazıcı Başkan seni iyi bir fiyata satar. Hem Bursa'ya bir kazanç olur, hem de dediğin gibi senin buradan hedefine daha kolay gidersin İstanbul'dan. İnşallah Allah yardımcın olsun koçum. En kolayı şu sevgili Sercan. Hangi kulübe mukavele yaptıktan sonra o kulübe öyle de. Fener'e gidiyorsan ben Fenerbahçe'yim. Galatasaray'a geliyorsan ben Galatasaray'ım. Ama imza atmadan söylemiyorsun. İmza atmadan, imza attıktan sonra. Yani, yok söyledi zaten ben Bursa Spor'luyum dedi artık çok. Ben asla öyle olmak istemiyorum şahsen. Peki doğum yerin neresi Sercan senin? Nasıl? Doğum yerin nerede doğdun? Bursa'da. Bursa'da. Benim normal aslen Bursalıyım ben. Yani küçüklüğün çocukluğun hep Bursa'da geçti. Evet hep Bursa'da evet. Peki başarılar dileriz. Gönlümüz seninle birlikte. İnşallah kalsam da başka takıma gitsen de başarılı olmanı muvaffak olmanı diliyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Size iyi akşamlar. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Lerdeki yani şu son 1-2 seneye baktığın zaman bütün safralar kaldı abi. Şimdi burada benim üzüldüğüm taraf. Çok beğendiğim bir oyuncu. Genç bir kardeşim Arda. Yani son dönemlerde bakıyorum yani fırtınalı bir hayata girdi. Yani Adnan Polat diyor ki işte ben takım kaptanı yapacağım işte bizim geleceğimizdir şudur budur falan. Bunlar hepsi yanlış şeyler. Bu kadar zaten futbolcuya dayalı bir sistem oluşmuş. Yani bu kadar bir futbolcu taviz veremezsiniz. Kulüp başkanı olarak verme hakkınız yok. Yönetim olarak da yok. Fırtınalı hayatta çabuk kaybolur. Önümüzdeki sezon lütfen sezonda lütfen Arda'yı takip edin. Her geçen zaman içinde düşecek. Ben de vallahi bu genç kardeşim için çok kötü haberler aldım. Ben gerçekten üzülüyorum. Dün bir oturduğum arkadaşım aynı şeyleri söyledi. Kötü bir hayatı. Arda şımarmıştır. Her yerden çıkıyor. Problemli bir hayatı Arda var. Şımarmıştır. Arda farklı bir yoldadır. Yanlış yoldadır. Arda çok şımarmıştır. Sinancığım. İster istemez bunu söylemek zorundayız. Kim şımartıyor bunları ya? Galatasaray kulübüne burada uyarıda bulunmak yönetimler istiyorum. Yönetimler futbolcuya tavlı, dayalı sistem oluşturdular. Şey. Bakın lütfen. Demin Ziya abi de söyledi. Güney Afrika'da dünyanın en pahalı futbolu. Kaka maka seyrediyorsun ya. Bütün Brezilyalılar orada, İtalyanlar orada. İt gibi koşuyorlar ya. Özür diliyorum yani. Adamlar yorgunluk falan hiçbir şey umurlarında değil ya. Tatil yok işte. Tatil yok. Ya orada mükemmel de futbol oynuyorlar. Hepsini seyrediyoruz. E bu nasıl iştir ya? Biz de çarşamba pazar oynayamamış da, oynayamazlarmış da, erken açılmış da sezon, az tatil yapıyorlarmış da. Ya dünya kadar para alıyorsun ya. Uçuk paralar dönüyor ya. Bunu hesabını kim soracak ya? Futbolcuya kim soracak? Hangi yönetim soracak ya? Yazıktır ya bu ülkenin parasına. Ver 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 olup gibi akıyorlar, karşılığı yok. Ve karşılığını da isteyemiyorlar. Korkuyorlar futbolcuda. Ayıptır ya, ayıptır. Sen kendi işin gibi yönetsene şu kulüpleri geliyorsunuz. Popüler oluyorsunuz tamam. Kulübün kendi iş potansiyeliniz olarak da kullan. Ona da tamam. Ama siz kendi şirketleriniz gibi yönetin. Senelik bilançoya baktığınız zaman kar zararına bakın. Kulüpleri borca sokup kaçmayın. Yazıktır ya. Ya bu kadar destek, bu kadar para, bu kadar imkan. Devlet yardım ediyor stadınız için. Her türlü vergileri düşürdüler %15'e. Kurumlar vergisi %46, %45 mi ne? Vergi veriyor sizinkiler senelik. %15 ya. Ayıptır ya. İnsan utanır biraz ya. Onu da kulüpler veriyor. Futbolcu vermiyor. Futbolcu keş para alıyor. O da kulüpler veriyor. İnan abi. %15'i. Temiz parayı akılın abi. Gelsin. Gel gel gel. Karşılığı nerede? Karşılığı nerede ya? Niye bana bakarak azarlar gibi konuşuyorsun ya? Senin ben ne yapacağım? Arkadaşlar programa girmeden önce telefonla konuş.